Türkiye'nin en uzun soluklu rekortmen programı 8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. 1002. bölümümüzde karşınızdayız ve Opet Test köşemizle başlayacağız. İlk olarak ekranlarınıza Porsche Macan sürüş izlenimlerimiz geliyor. Sevgili seyirciler, bu hafta sizlere Porsche'nin Macan modelini tanıtacağız yenilenmiş haliyle. Ancak biraz geçmişe gitmek lazım, bilmeyenlere, bilenlere de hatırlatma yapmış olacağız. Biliyorsunuz kurucusunun soyadını taşıyan bir markadan bahsediyoruz. Ferdinand Porsche bu markayı 1931 yılında kurdu ve ilk modellerini 1948 yılında üretmeye başladı. İlk ürettiği modellere de 356 kodunu, adını verdi. Ondan sonra da modeller gelişmeye devam etti. 1963'e gelindiğinde ise yarış otomobilleri üretmeye başladılar ve aynı tarihte de Volkswagen'le bir işbirliğine gittiler. Volkswagen Porsche'nin %30'luk hisselerini satın aldı. O günden bugüne de birçok modeli yollarda görmeye başladık. Tabii ki trend artık SUV'lere kayınca Porsche de bu trende uydu ve 2014 yılında Macan'ı üretmeye başladı. Ondan sonra işte facelift'ler geldi ve şu anda da en güncel hali karşımızda. Macan bizim test aracımızda 2 litrelik turbo beslemeli bir motora sahip. Bunun daha güçlü versiyonları var biliyorsunuz. Macan S ve Macan GTS diye. Biz normal basic Macan'ı bu hafta test edeceğiz. 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip ama özelliği şu: ağırlıklı olarak İtiş arka tekerleklerle sağlanıyor. Güç ihtiyacı olduğunda gücü ön tekerleklere aktararak çok daha iyi bir yol tutuşu olması sağlanıyor. Şimdi bu aracı aslında öncekilerden çok fazla ayıramamış olabilirsiniz ama teknolojik anlamda birçok iyileştirme, geliştirme yapıldı. Onları da içeri geçtiğimizde anlatacağım ama dışarıda neler var? Tabii ki yeni bir tamponumuz var, yeni bir tampon görselimiz var. Bu tamponun içinde de yine bir mühendislik ürünü var. Bunu otomobil severler biliyorlar ama bilmeyenlere bir kez daha anlatmış olalım. Bunun içinde hareketli paneller var. Aracın rüzgarın hızına göre bu paneller açılıp kapanıyor. Böylece aracın aerodinamisi ve soğuması ayarlanmış oluyor. Yine önde kameramız var. Dolayısıyla bu kamera sayesinde de içeride aracın etrafını görmemiz mümkün oluyor. Yeni farlara kavuştu Macan bu yeni yüzüyle beraber. Onları da görüyorsunuz, çok ayrı bir görsellik kattı. Yana doğru bakacak olursak yan taraf 911'den veya Porsche'nin diğer modellerinden çok fazla ayrışmıyor. Aynı izleri taşıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi omuz çizgisi devam ediyor ama arka tekerleğin orada bir çıkıntı yaratıyor ve bu da 911'den esinlenilmiş bir detay. Arka tarafta yine çok şık bir LED stop grubumuz var. Aracın kimliğini gece çok net vurguluyor. 4 noktalı bir LED grubu var gördüğünüz gibi. Stop grubunun yarısı çamurlukta devam ediyor. Yarısı bagaj kapağının üzerinde ve uçtan uça da birbirini tamamlıyor. Şimdi gelelim alt tarafa doğru bakalım. Alt tarafta da çift egzoz çıkışlı difüzör yenilenmiş durumda. Yine buradaki detaylar da gece çok şık duruyor. Hem de bu aracın sportif kimliğini, gücünü bu bölge özellikle vurguluyor. Kamera burada, arka kamera, onu da göstereyim yerini. Bir nokta daha var özellikle göstermek istiyorum. Geldiğiniz bagaj kapağını açacaksınız. İki tane seçeneğiniz var. Ya anahtarınızı kullanacaksınız, anahtarların üzerinden açacaksınız ya da hemen sileceğin altındaki işte bu noktaya böyle bastığınızda bagaj kapağınız elektrikli olarak açılacak. Peki bagaj kapağınız açıldı ancak eşik biraz yüksek, birkaç şey yükleyeceksiniz. Burası yüksek geliyorsa işte bagajın içindeki bu iki düğme size yardımcı olacak. Buna bastığınızda aracınız gördüğünüz gibi alçalıyor. Böylece yükleme eşiği daha aşağı inmiş oluyor ki eşyaları daha kolay araca yükleyebilirsiniz diye. Macan'ın bagaj hacmi 458 litre, 1503 litreye kadar genişletebiliyorsunuz tabii koltukları yatırarak ve yüksekliği kullanarak. Şimdi buradaki parçanın altını göstermek istiyorum. Yedek lastiği görmeniz lazım. Bakın işte Macan'ın yedek lastiği oldukça ilginç. Havasız, çok farklı bir yapısı var. Sizi sadece
bir lastik değişimi yapabileceğiniz, tamiri yapabileceğiniz yere kadar götürmek için tasarlanmış. Üzerindeki maksimum hızlar yazıyor. Maksimum 50 km saat gidebilirsiniz. Onu da göstermişler. Evet, bagajımızı kapatalım. Arka koltuğa geçmeden önce aracın özellikle frenlerini size göstermek istiyorum. Arkada 330 mm, önde 345 mm'lik içten havalandırmalı diskler var. Tabii ki bu da Makan'ın oldukça iyi bir duruşa sahip olmasını sağlıyor. Çok güvenli, çok emniyetli ve çok kısa mesafede aracı işte bu disklerle, bu frenlerle durdurabiliyorsunuz. Şimdi gelin arkasına geçelim. Bakalım arkada bizleri neler bekliyor. Kapı oldukça geniş açılıyor. Dolayısıyla biniş inişler oldukça rahat. Evet, arka taraf gördüğünüz gibi ferah, geniş ama sportiflik hissi burada da var, onu söyleyeyim. 3 bölgeli klima var. 3 bölgeli klimanın arka bölümünü işte burada görüyorsunuz. Arkada oturan yolcular da ısıyı kendine göre ayarlayabiliyor. Buradan kanallardan da yönünü ayarlayabiliyor. Arka koltuklar da ısıtmalı ancak havalandırma yok. 2 adet USB Type-C girişi var. Buradan telefonunuzu veya cihazlarınızı bağlayabilirsiniz. 2 kişi oturduğunda oldukça rahat. Hemen orta bölüme de bakalım. Kol dayamamız var. Bardak koyacağımız bölüm var. Gördüğünüz gibi aracın içi koyu. Tabii ki koyu olduğunda biraz daha sportif hissediyorsunuz. O ruhu veriyor ama karanlık kalıyor. İşte orada da bizi kurtaran şey bu görmüş olduğunuz panoramik cam tavan. Şimdi gelin ön tarafa geçelim. Ön tarafa geçerken bir de sürprizim olacak. Çünkü bir konuğum olacak sağ koltukta. Aracın içine bindik ama ilk lansmandan beri bu aracı takip eden Ceyhun Kozlan bizlerle beraber. Ceyhun, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Şimdi ben biraz aracı anlatmaya başladım. Tabii. Makale, biraz tarihini de verdim ama sen bu aracın lansmanına gittin. Orada evet. Tabii ki yetkililerle de mühendislerle de konuştum. Makan için neler söyleyeceksin? En önemli özelliği, en önemli yenilikleri nedir? Öncelikle senin de bahsettiğin gibi Makan 2014 yılında tanıtıldı ve 2014 yılından beri bizlerle birlikte. Bu ise onun ikinci güncellemesi olarak karşımızda. Daha önce bir kez zaten facelift geçirmişti. Bu ikinci güncelleme ile birlikte aracın ilk olarak ben görsel değişikliklerinden bahsedeyim. Dışında biliyorsun bu 3 boyutlu artık gövde panellerimiz var. Daha öncesinde yoktu. Keza aynı şekilde LED farlarımız güncellendi. Birazcık da ön tamponda hafif değişmeler var ama onun dışında pek bir şey yok görsel olarak. Mekanik olarak ise şu an içinde bulunduğumuz Macan Base versiyonu 2 litre EA888 kodlu bir makineye sahip. Volkswagen grubuna aşina olanlarınız bilir. Bu motor Golf R'dan Audi S3'e bir sürü araçta aslında bulunuyor. Makyaj öncesinde bu motorla birlikte Macan 245 beygir güce sahipken makyajla birlikte değişen turbo palleri ve değişen piston teknolojisiyle birlikte bu motor 265 beygir artık güç üretebiliyor ve 30 Newton daha fazla torka sahip. Evet, bu tork gerçekten kendini inmelendirmelerde hissettiriyor. 400 Newton metreye çıktı. Zaten hızlanmalarına da bakınca inanılmaz bir hızlanma değeri var. Bu arada Ceyhun, 3 tipi var biliyorsun. Evet. Macan var. Macan'ın daha güçlü versiyonları, GTS'e uzanan versiyonları da var. Oraya evet. baktığımızda evet. da onların sıfır hızlanmaları inanılmaz gerçekten. 4,5 saniyelere düşüyor. Tabii. Müthiş bir ivmelenme koltuğa yapıştırıyor diyebiliriz. Ama bu da çok iyi. Maksimum sürati 232 km bizim kullandığımız aracın. Tabii ki Sport Chrono paket opsiyonel alındığında o da yine hızlanmayı arttırıyor. Bu da güzel bir değer. Bunun dışında neler söyleyeceksin? Hangi mekanik özellikleri onu daha ileri taşıdı? Mesela opsiyon olarak biliyorsunuz havalı süspansiyonlar alabiliyorsunuz. Bu havalı süspansiyonlar aynı zamanda... Buradan göstereyim ben de. Vites kolu hemen solunda. Amortisör sertlik şeyini basıyorsunuz. Yürür şasi. Şu an spor konuma geçti. Sport Plus var. Bir tane daha bastığımda
kişisel özelliklere de geçiyor ve konfor seçeneği de mevcut. Tabii. Ben ama buradan da aracı indirip bu arada kaldırabiliyoruz. Evet, yükseklik ayarını yapabiliyoruz. Ama tabii, bir öncekine göre Macan yine daha alçaltılmış ve tabii, ilk defa çelik yay kullanılan, çelik süspansiyon evet, kullanılan ilk modeli Porsche'nin. Doğru, doğrudur. Buna ek olarak da zaten havalı süspansiyonu seçtiğinizde de artık makyajla birlikte yeni hava çemberleri var. Bu yeni hava çemberleri sayesinde araç artık çok daha konforlu ve yolda çok daha iyi bir şekilde akabiliyor. Biliyorsun Macan'ın bu kullandığımız aracın 4 tekerlekten çekiş sistemi sunuyor evet, ama daha ziyade arkadan çekişe odaklanmış durumda. Şimdi buradaki direksiyon üzerindeki sağdaki düğmeye bastığınızda sağ kadranda görseller değişiyor ve bunların orada navigasyondan telefona kadar yolculuk bilgilerine kadar birçok veriyi görebiliyorum. Lastik basınçlarını da görüyorum ve bir tanesi de işte az önce söylediğim o 4 çeker modu gördüğün gibi. Şu anda ön tekerleklerde herhangi bir çekiş, bir güç yok ama asıl güç şu an arkada. Ne zaman güç gerekiyor o zaman onu da ön tekerleklere aktarıp çok daha iyi bir yol tutuş sağlıyor. Şimdi bu kullandığımız virajlı yollarda tabii çekim ve sohbet sırasında çok yavaş gidiyoruz ama biraz limitlerini denediğimizde inanılmaz bir yol tutuşa sahip olduğunu, virajlara adeta yapışarak girdiğini ve çok iyi tutunduğunu da görüyoruz bu sistemin. Zaten şanzıman da çok harika bu arada. Tabii. VDK 7 ileri çift kavrama. Müthiş, o da çok hoşuma gitti vites geçişleri. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu yeni şanzımanı? Zaten 7 ileri PDK şanzıman çok uzun süredir aşina olduğumuz bir şanzıman. Çift kavramalı yapısıyla birlikte inanılmaz hızlı şekilde hem vites değiştiriyor hem de en önemlisi vites küçültebiliyor. Fakat benim eklemek istediğim nokta, Porsche Macan'ın ilk çıktığı günden beri aslında 911 of SUVs, yani SUV'ların 911 şeklinde değerlendiriyor. Yol tutuşu olsun ve sürüş dinamikleri olsun. Araç hakikaten SUV'ler arasında segmentindeki en iyi yol tutan ve en sportif karakteri sahip otomobil diyebiliriz. Bu 2 litrelik sıralı 4 silindirli turbo beslemeli bir makine olmasına rağmen çok ciddi güç çıkışlarına sahip. Hem torku hem beygir olarak baktığımızda ve bunu da yere çok iyi aktarıyor. Tabii. En önemli şey bu zaten. Ben yıllardır şunu söylüyorum. Ne zaman bir Porsche test etsem, tabii ki elektrikli versiyonları kenara koyuyorum ama sadece ben içten yanmalı motorlar için bunu özellikle söylemek istiyorum. Porsche günlük hayatta kullanabileceğiniz en güzel spor otomobil diyebilirim. Evet. Yani bununla siz evden bakkala da gidebilirsiniz, otobana da çıkabilirsiniz. Evet. Eğer kendinize güveniyorsanız aracınızı piste de çıkartabilirsiniz. Evet. O tepkiyi, o ruhu da size yaşatıyor. Biraz şimdi aracın içinden de bahsedelim Ceyhun. Gördüğün gibi malzeme kalitesinden, işçilikten hiç feragat etmemişler. Tabii. Gayet güzel, yumuşak malzemeler var. Senin de dediğin gibi tam ortada bir analog saatimiz var. O da çok şık duruyor, güzel duruyor. Bu arada dijital saat de içine yerleştirilmiş o analog saatin oraya, üstüne hemen. Bir baktığımda toplamda 1-2 göstergelerle beraber 3 tane saat var. Yani saati her yerden görebiliyorsun. Bol saatli bir model diyebiliriz buna. Evet. Altındaki bu dijital ekran çok net okunuyor. Çok güzel konumlandırılmış. Sürücü de görebiliyor. Yolcu da görebiliyor. Fonksiyonları da çok iyi yerleştirilmiş içine. Aşağı doğru geldiğimizde ben bu paneli çok sevdim. Vites kolunun hemen sağ ve soluna baktığımızda böyle iki cam parça var gibi duruyor ve burada işte klimadan tutun da üfleme hızlarına, koltuk ısı ve ısıtma ve soğutma özelliklerine kadar birçok özellik var. Onun dışında biraz daha aşağılara doğru geldiğinizde, yani geriye doğru gelirseniz vites kolunun arkasına doğru, az önce bahsettiğimiz gibi süspansiyonun ayarlarını buradan ayarlayabiliyoruz. Aracın yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Ceyhun, bir sorum daha olacak. Tabii. Sen lansmanda olduğun için Macan bir önceki jenerasyona göre biraz daha alçaltılmış durumda. Doğru. Standart versiyonları birazcık daha alçaltılmış versiyonda durumda.
10 milim yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. 10 milim daha alçak. Doğru. Bu da daha iyi bir yol tutuş anlamına geliyor. Doğru. Fakat bu daha sert bir sürüş anlamına da gelmiyor. Evet. Yenilenen aslında yürüyen aksam parçalarıyla birlikte araç hem daha sportif hem de daha konforlu, daha fazla konfor vaat ediyor diyebiliriz. Gelelim göstergelere. Göstergeler analog, hani artık trend dijital ama ben evet, analog göstergeleri daha çok seviyorum. Kesinlikle. İçine yine dijital öğeler yerleştirmişler, serpiştirmişler. Evet. İkili harika bir kombinasyon olmuş. Bir özellik daha var. Size dışarıdayken söylemiştim, hani yarış otomobillerinden bahsetmiştim Porsche'nin ürettiği. İşte direksiyonun hemen solunda yer alıyor kontak anahtarı. Daha önce Porsche'ye binmemişler için bunu açıklamış olayım. Zaten hı hı, bilenler biliyor ama bu da çok kendine münhasır bir özellik Porsche için. Hep el alışkanlığı. Biz tabii çok araç test ettiğimiz kesinlikle için anahtarla geliyorsunuz, oturuyorsunuz. Bir marşa basma ihtiyacı hissediyorsunuz. Hani ya kontak arıyorsunuz ya da düğme arıyorsunuz. İşte o sol tarafta. Burada kendinden entegre bir anahtar yapmışlar. Siz sadece çevirerek çalıştırıyorsunuz. Evet. Yani anahtarı yuvasına sokmuşsunuz gibi bir görseli var. Oradan da kullanmak, çalıştırmak kolay ama bir süre alışmak lazım. O da tabii yine aslında mekanik hisleri uyandırmak için Porsche'nin yaptığı evet, bir çalışma. Bir de tabii buna bir ekstra da bazı insanlarda insanın kalbi solda olduğu için Porsche'nin anahtar girişinin solda olduğunu söylüyorlar. Sadece yarış aracında değil aslında. Tüketiminden de bahsetmek lazım. Çünkü tabii, günümüz artık yakıt tüketiminin iyice aşağılara çekildiği, elektrikli araçlara geçtiğimiz ve mali bit konuştuğumuz bir dönem haline geldi. Doğru. Şimdi bu araç özelinde ortalama tüketime baktığımızda WLTP şartlarında 10.7 fabrika verisi. Bunu şöyle söyleyeyim. Eğer ağırlıklı otoban gibi gidiyorsanız, yani evden çıktınız biraz otobanda gittiniz ve akıcı kullanırsanız, sakin kullanırsanız, o zaman 11 litre civarında, yani bu ortalama veriye yakın bir yerde kullanabiliyorsunuz ama böyle bir gücü de bu kadar sakin her zaman kullanmak mümkün olmuyor. Arada sırada gaza dokunuyorsunuz, o gücü hissediyorsunuz. Doğru. O zaman da tabii tüketim artıyor. Eğer kısa mesafelerde kullanıyorsanız, yani çok fazla kilometre yapmadan aracı stop ediyorsanız ve sıkışık trafikte gidiyorsanız ortalamanız 14 litreler, 15 litrelere dayanabiliyor, onu da söyleyeyim. O yüzden sizi şaşırtmasın. 2 litrelik bu makine böyle bir güce sahip. 4 tekerlekten çekiş sistemi, hepsi bir araya geldiğinde böyle bir veriye ulaşıyorsunuz. Çünkü bu araçta Ceyhun herhangi bir elektrik desteği kesinlikle yok. Yani mali bit kesinlikle yok. Size tüketiminden de bahsettik, araçtan da bahsettik. Dediğim gibi kullanımı son derece keyifli. Size sportif ruhu sonuna kadar yaşatan ve günümüzün gerekliliklerini hepsini sağlayan hem güvenlik hem konfor anlamında bir SUV'den bahsediyoruz. Ceyhun, ayağına sağlık. Kırmadın bizi, buralara kadar geldin. Çok keyifli oldu seninle sohbet etmek. Ne umarım demek, her zaman. Bundan sonraki araçlarda da yine beraber oluruz. Umarım. Çok teşekkürler beni konuk ettiğiniz için. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bu hafta da sizlere Macan'ı anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki haftalarda yine Opet Test köşemizde farklı araçlarla beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Baharla birlikte motosikletlerde yollarda artmaya başladı. Tabii ki bununla beraber keyifli seyahatler de. İşte onlardan bir tanesini de biz Tamer Atsan'la beraber gerçekleştirdik ve bir konuğumuz vardı. İstanbul'dan, merkezden çıktık. Şile'ye keyifli bir yolculuk ve keyifli bir söyleşi yaptık. Şimdi bunu ekranlarınıza getiriyoruz.
Sevgili seyirciler, size bahsetmiş olduğumuz yol hikayelerine başlıyoruz. Editörümüz Tamer Atsan'la beraber görmüş olduğunuz gibi 3 motosikletimiz var. Üçü de birbirinden farklı. Çok keyifli motosikletler ve çok güzel bir yolculuk yapacağız. Kimlerle beraberiz? Hemen ben size tanıtayım. Tamer Atsan'ı tanıyorsunuz. Kanatsız Uçuş'taki motosiklet editörümüz. Hakan Kaya, Yamaha ülke direktörümüz. 3 motorumuz var. Kısaca bahsedeyim. Tracer var, T-Max var ve benim en çok hoşuma giden görseliyle adeta robotik yapısıyla Nikon işte burada. Gördüğünüz gibi 2 tekerlekli olması gereken motosiklet yapısını değiştirip 3 tekerlekli haliyle karşımızda. Evet, yola çıkalım. Güzel bir yolculuk yaptıktan sonra size biraz motosikletlerden, sürüş karakterlerinden ve neler hissettirdiğinden de bahsedeceğiz. Rotamızı da sizlerle paylaşacağız ve bu güzel yolculuğu tamamlayacağız akşama doğru. Hadi yola çıkalım. Haydi bakalım. Evet, Şile'ye geldik. Çok güzel bir yoldan geldik. Sağ olsun Tamer bize öncülük etti. Vallahi çok keyifli oldu. Ama en rahat ben geldim içinizde. Niye? Tabii bende vites yok. Otomatik. Harika. 560 cc. Performans olarak da bir sıkıntı yok. Gazı açtığımı anında dibinize gelebiliyorum. Ama hız limitlerine de uyduk bu arada. Yoldaki işte zaten EDS'ler ve radarları da gördük. O yüzden çok rahattım. Ben bu makineye bayılıyorum Hakan. Yani çok efsane bir makine olmuş. Gören de çok beğeniyor. Kullanımı çok rahat. Hem şehir içinde hem uzun yolda çok rahat kullanabileceğin bir alet. Ama seninkini de keyifle izledim yolda. Biz iki tekerlek, sen üç tekerlek. Yani oradan da sen avantajlıydın. Aynen. Biz buna Yamaha'da LMV teknoloji, yani Petanti Yamaha'da olan bir teknoloji aslında bu. Tricity 155 dediğimiz ürünle başladı Yamaha ilk buradaki inovasyona. Daha sonra işte Nikon çıktı ve onun peşinde de Tricity 300 versiyonu var bunun. O ikisi scooter dediğimiz segmentte daha çok yer alıyor. Bu işe motosiklet tarafında. Touring değil mi bu? Sport touring olarak geçen bir ürün. Burada tabii çünkü çok şey bir ruhu var bu makinenin, çok farklı. Performanslı kullanıyorsanız öndeki iki tekerlekten dolayı viraj içerisinde şöyle oluyor. Geç fren, erken gaz. Evet. Normal şartlarda daha erken frenajı ayarlayıp, viteslerinizi ayarlayıp, virajı o şekilde yatıp, virajın çıkışına doğru gaz açmanız gerekirken bunda o hareketleri, şeyi biraz daha daraltabiliyorsunuz. Makinenin önündeki şeyi, o manevrayı veriyor. Çünkü böyle 45 derece esasında, 45 derece yatmak çok efsane bir motorda ama bunun limitleri 45 dereceye kadar müsaade ediyor. Dolayısıyla ben de bunu test ettiğimde, evet, geçenlerde ya olur mu falan filan, yat inanılmaz yatıyor yani ve hakikaten çok keyifli bir makine. Peki Hakan, bunun şasisi ne üzerine kuruldu? Bu aslında Tracer 9 dediğim, yani CP3 motor bloğunun üzerine inşa edilen. Bu değil mi? Bunun da motor aynı. Motor ama aynı. Tabii mappingler farklı. Yani bunun işte altta ve üstte bir aralıklarıyla, vites aralıklarıyla bunun farklı, birebir aynı değil. Performans çıkışları da farklı. Performans olarak şöyle, bu tabii biraz daha kilo olarak da daha hafif olduğu için biraz daha hani o MT'nin dediğimiz şeyini şey veriyor. Ama bu da hiç onun yanında kalmıyor ağırlığına rağmen. Çok güzel bir denge şeyi var ve motor mappingleri de ona göre ayarlanmış. Dolayısıyla onu pek de, yani çok üst zorlamalarda, ne bileyim böyle hani çok şey taraflarda hissedebilirsiniz ama normalde hissetmeniz biraz zor. Peki bunun hakkında ne söyleyeceksin? Bu ne zaman geliştirildi? Bu Tracer serisi aslında MT, yani maximum master of torque diyoruz biz MT serisine. Aslında belki motordan önce bir bahsetmek lazım. CP3 motor bloğu, yani bizim cross plane dediğimiz pistonların çalışma zamanlamasında farklılıktan kaynaklanan bir
geliştirme. Daha evvelden Fazer serisinde kullanılan motorlar vardı ama MT serisinin lansmanıyla beraber artık onlar geride kaldı. Yeni şu an üretilen ürünler bu ürün gamında devam ediyor. Bunda sanki Hem hafifliyor, bir de tabii zaman alüminyum şasi kullanmışlar. Sesi biraz kısıldı. Sesi kısıldı ama evet. Ben bununla geldim. Yani bunun sesi tam bir yarış arabası. Yani bir lokma şeyi devire arttırdığın zaman bunun verdiği o ses keyfi hiçbirinde yok. Bir de şöyle bir şey var. Bunu kullanan insanlar da çok bir otomatik vites aramıyor. Çünkü alt devir aralıklarında hani tok o kadar güzel ayarlanmış ki. Örneğin 3. vitese attığınızda şehir içerisinde hiç vites değiştirmeden gerek yok. Çok kaldırıyor. Işte, yani atıyorum işte 15-20 kilometrelerden 70-80'e doğru böyle bir şekilde çok güzel otomatik bir şey gibi. Gördüğü de tolere ediyor. Kesinlikle aşağı çok güzel bir şey var. Alt devir torku çok iyi, başarılı. Bir kere şeyi hani kullanımı çok kolay, çok hafif bir motor. Çok çabuk dalabiliyor aralara. Onun keyfini hissettim. Bir de enteresan, yani çok görmedim. Yani birçok motoru inceliyorum ama iki tane onu bahsetmek lazım. 3.5 inç iki tane ekran var. Ekranı ikiye bölmüşler. Dolayısıyla o hakikaten çok keyif veriyor. Bütün sürüş bilgilerini çok kolay ulaşabiliyor. Çok zengindir bu arada içerik açısından. Bayağı bir bilgi var. Ya vites göstergesinden, şey işte şey trip var. Metresinden vesaire. Gelir, tam neye benziyor biliyor musun? Hani bizim dalış gözlükleri var ya böyle ortada burun. Tam onun gibi yapmışlar ama çok net okunuyor ve iri. Çok, o güzel yani. Çok keyifli. Ben bir arada... çok özür dilerim. Gelirken şunu test ettim. Hani elle şunu yol sırasında çok kolay bir şekilde sol elimle indirdim kaldırdım. Çok bazıları, sert değil değil mi? Hiç değil. Hani şeyde bildiğim kadarıyla T-Max'te otomatik yapıyor, evet, o işi. Elektrikli. Ama hiç gerek yok yani, tık diye açabiliyorsun, çok keyifli. Vallahi ben de onu çok beğendim. Şehir içinde biraz daha rüzgar almak için bu sıcaklarda indirip siperliği daha fazla rüzgar aldım. Sonra otobana gidince çıkardım. Çok güzel ama elektrikli tabii ayrı bir keyif. Mutlaka. Yani ama ona göre de maliyeti artıyor tabii, motorun tabii, yani. Ona tabii bakmak lazım. T-Max çok gerçekten kendine münhasır bir motosiklet. Esasında ona... üçü de öyle. Üçü de öyle. Üçü de bir farklı. Evet. Yani. Zaten Nike'ın zaten şeyi yok. Yani nedir siz söyleyin. Benzeri yok. Benzeri yok. Benzeri ya yok. Burada birçok farklı markalarda Tracer serisinde birçok ürün var. Bunun da şasisi baktığımda uzun yani, skutera göre şimdi de normalde çok kısa şöyle, değil örneğin, çok rahat. Standart bir skuterdi. Örneğin mesela işte X-Max veya o klasmandaki şey, motor bisikletin motoru biraz daha arka tarafa doğru, şasinin arka kısmına doğru yerleştiriliyor. Bu ön tarafta biraz tabii ağırlık merkezi motorun arkada olduğu için stabilizasyon olarak ön tarafta biraz hissiyatı şey yapabiliyor. Bütün skuter modellerindeki şey budur. Motoru biraz daha yani şu da gördüğünüz gibi ağırlık merkezini ortaya alıp aşağıya doğru bastırdığınız zaman denge inanılmaz değişiyor. T-Max burada zaten en büyük şey. Biz buna hani Maxi Scooter segmentinde yer alıyor ama bu aslında bir motosiklet gibi yani. Ürünün motoru da ortaya doğru. Evet. 560 cc işte bu son Euro şeyleriyle beraber 560'a çıkarıldı. Aksi takdirde beygir falan kısılıyor biliyorsunuz. Ortaya konumlandırıldı. Ara hızlanmaları veya ya şöyle düşünün, CC'nin düşük olması performanstan geri kaldığınız anlamına gelmiyor. Yani, otomobilde de biliyorsunuz 1.0, 1.2, 1.4 yüksek beygirli ürünler var. Bunda da aynı şekilde kendisine has bir şasesi var, şase dizaynı var. Motorun ve şasenin konulması o kadar iyi, güzel kombine ediyor ki ve işte CVT şanzımanla beraber bu üçü. Zaten bütün T-Max kullanıcılarının en çok keyif aldığı nokta da budur. Farklı markalarda daha yüksek CC'de Maxi Scooter segmentinde ürünler olmasına rağmen T-Max her zaman için kullanıcısına yarattığı bu eşsiz hissiyatla hep ayrılmıştır. Burada bir şey söyleyeceğim. Bu T-Max'in en son versiyonu değil. Değil, evet. Değil, evet. En son versiyonundaki 7 inç zannediyorum bir ekran var. Dijital TFT ekran geliyor. Efsane. Navigasyon işte bu artık yani bir motosiklette şu an şöyle söyleyeyim, klima hariç biliyorsunuz motorcunun kliması rüzgardır. Evet.
klima hariç artık kruz kontrolünden ne bileyim TCS'sinden, AVS'sinden işte vesaire vesaire, LG kısıtması, sele ısıtması. Hani artık bunlar bunda var zaten. Sele ısıtma var, evet. LG kısıtma var, evet. İşte elektrikli ön siperlik var. Aynen. Bütün bilgileri ortadaki bilgisayardan görebiliyorsun. Buradaki sele altı saklama alanı gayet güzel. Evet. Bir de ben şeye çok dikkat ettim. Şu aynalar çok hoşuma gitti. Uçta konumlandırılması daha iyi bir görüş sağlıyor. Daha rahat kontrol edebiliyorum. Ama giderken şey yapamıyorsun. Evet, ayarlayamıyorsun ama zaten aslında yola çıkmadan ayna ayarlanır. Yani yolda aynen, ayna doğru. Ayarlamak eğer bir şey çarpmazsa bir ihtiyacın olmuyor. Aynen. Bir de çok titreşimsiz. Evet. Yani çok rigid gidiyor yolda böyle. Hiç hani o kadar konforlusun ki bahsettiğin gibi senin skuterlerde işte biraz daha titreşimi özellikle yüzden sonra hissedersin. Bu çok daha rigid gidiyor yolda. Kesinlikle yani ok gibi gider. Kesinlikle ne bir vibrasyon, herhangi bir titreme vesaire kesinlikle hiçbir şey hissetmezsiniz yani. Çok başarılı bir ürün. Zaten efsane. Yani özellikle Avrupa'da sadece Fransa'da yaklaşık 7-8 bin adet satan bir ürün. Sadece bir ülkede. Peki sizin marka çatısı altına baktığımızda özellikle son dönemde en yoğun satışlar hangi segmentte gerçekleşiyor? Bir de kaç cc'de? Ya şu an son döneme baktığımız zaman açıkçası ne bulursa müşteri alıyor o modda yani öyle diyeyim. Ama temel şeye baktığımızda 125 cc ve 150 cc'deki o NMAX ürün gamı, işte XMAX'i zaten biliyorsunuz 250 cc, yine R25, MT25. Bunların hani şey bir rakibi yok. Özellikle R25'in yani hani Japon şeyinde kalitesine, teknolojisine rakibi olmayan bir ürün. Oralarda tabii alım gücü de tabii bağlı olarak ÖTV oranlarından dolayı ister istemez talep biraz daha orada ama yoğunlaşıyor. Bu satışların 250 cc altında toplanmasının nedeni bir parça da pandemi. Yani sırf Yamaha genelinde söylemiyorum. Bütün markalarda insanlar bir parça daha bireysel taşımacılığa önem verdiler ve kullanmayanlar da motosiklete geçti. Dolayısıyla oradaki şeyi bütün dünyada adım adım hissediyoruz artışı. Bir de şey çok güzel, son dönemde motosiklete bakış değişti. Kullanıcı sayısı artınca o kültür daha oturmaya başladı. Tabii daha kat edecek çok yolumuz var ama en son açıklanan Avrasya'dan geçme izninin de gelmesi, işte katil bariyerlerin artık daha iyileştirilmesi, bunlar hep motosikletler adına güzel şeyler. Zaten Hakan da söyledi, birçok güvenlik detayı motosikletlerde mevcut. Siz de ekipmanınızla görmüş olduğunuz gibi biz full kıyafet, kaskımızdan montumuza, pantolonumuza, buradaki korumalar her şey var. Böyle kullanırsanız, kurallara da uyarsanız ve biraz da saygılı olursanız gerçekten güvenli, emniyetli bir ulaşım aracına ve bir keyif aracı haline geldi. Tamer'in deyişiyle eski dönemin at binici sistemi artık motosiklet kullanıcısıyla motosiklet arasına taşındı. Çok keyifli bir sürüş hakikaten size sunuyor bu motosikletler, günümüz motosikletleri. Hakan son olarak neler söyleyeceksin, artık yemeğe geçelim. Herhalde öğlen acıktık. Evet, ben de hani benim için de çok güzel bir sürüştü. Farklı farklı deneyimlemek şansını hep beraber bulduk. Teşekkür ediyorum hani bu ortamı yarattığınız için. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Vallahi biz de teşekkür ediyoruz. Bu turları arttıralım, değişik makineleri kullanmaya devam edelim değişik rotalarda. Tabii bunları kullanıp gördükçe de hepsinin ayrı tadını, keyfini de alıyor insan. Evet. Ama şunu yolda izlemek çok keyifli, onu söyleyeyim ve diğer zaten araç sürücülerinin de buna çok çekiyor. Baktığını zaten gördüm. Zaten yani araç sürücüleri buna bakayım derken ister istemez size yaklaşıyor merakla. Başka bir tarafa gidiyor iş. Evet. Öyle bir şeyi var evet. Evet sevgili seyirciler, şimdi bir yemek molası, arkasından yine çok farklı bir rotadan biz İstanbul merkeze doğru dönüşe geçeceğiz. Bizi izlemeye devam edin diyelim. Kanatsız Uçuş'ta birbirinden farklı modeller, birbirinden farklı konular ve yaz döneminde yine farklı rotalarla beraber olacağız. Kurucu üyesi olduğum Otomotiv Gazetecileri Derneği tam 7 yıldır Türkiye'de yılın otomobilini seçiyor ve bakalım bu sene ödülü hangi otomobil kazandı?
Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen ve tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan Türkiye'de yılın otomobili yarışmasının birincisi Hyundai Tucson oldu. İstanbul Park'ta düzenlenen yarışmanın finalinde OGD üyesi 64 otomotiv gazetecisinden toplamda 3710 puan alan Hyundai Tucson birinciliğe ulaştı. ...2980 puanla Honda Civic ikinci olurken, üçüncü sırayı 2790 puanla Opel Mokka aldı. Yılın tasarımı kategorisinde birinciliği BMW 4 serisi Grand Coupe kazanırken, bu yıl ilk kez verilen yılın basın lansmanı ödülünü Fiat Egea Hibrit lansmanı, inovasyon ödülünü ise Yol Arkadaşım Connect projesiyle yine Fiat kazandı. Türkiye'de yılın otomobili yarışmasının ilk etabında 38 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat değer oranı gibi kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. Yılın otomobilini belirleyen ikinci etapta ise Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka ve Renault Taycan finale kalmayı hak kazandı. Birinci seçilen Hyundai Tucson, yılın otomobili logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek. Bu hafta da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümde tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.